Günaydın. 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 Oğlum ne duruyorsun orada? Gelsene sofraya. Banyo sırasını bekliyorum Firuze abla. Ceren, gidip şişeliği banyodan çıkarsana. Kolaysa kendin çıkar abi. Baba, bak sonra söylemedi deme. Ben bu çileyi çok fena yapacağım. Aa oğlum ne bu sinir? Ne istiyorsun kardeşinden sabah sabah? Artık banyoyu çilek işgal etti ya, ona bozuldu. Kendisine sıra gelmiyormuş. Hayır Ceren Hanım, ona bozulmuyorum. Bir erkek için bu kadar saatler boyunca süslenmesine bozuluyorum. Ya ne diyorsun sen Allah aşkına? Onlar ufacık, ne süslenmesi? Baba, sen bu aralar işe fazla erken gidiyorsun. Çileğin okula ne halde gittiğini görmüyorsun tabii. Anlamadım, ne halde gidiyormuş? Eskisi gibi değil tabii. Yani ufak tefek farklılıklar var. Aman işte zilli bücürük. Böyle saçını değişik değişik taramalar, süsü süsü tokalar filan. İyi de peki kim için süsleniyor bak? Kaan, baba sen en iyisi işe hemen gitme. Çile kırımının okula ne halde gittiğini bir de sen gör. Ah be güzel oğlum, sabahtan beri takılıp kaldın orada. Hadi iki lokma bir şeyler ye, hadi. Olmaz Firuze abla, önce çilek banyodan çıkacak. Ya birazdan servis gelecek, ben hala saçlarımı jöleleyemedim. İyi ya işte, ben de servis gelmeden boğazdan bir şeyler geçsin diyorum ha. Ya hayır Firuze abla. Hasbinallah, hasbinallah. Çilek, çilek çık artık banyodan. Çilek! Ne ya? Sen o kadar saat banyoda oynanırken iyi oluyordu ama. Böyle de güzel oldu. Ya hale bakın, görüyorsunuz değil mi? Hala banyodan çıkmadı. Ya ne gülüyorsun? Bak lafa bak, banyo boşa çıkmış. Ya yapma gıcık. Sensin gıcık. Şşş, çocuklar başlamayın yine. Çilek hadi acele et kızım, bak servisin gelecek şimdi. Peki anne. Çilek Hanım, neden böyle göründüğünü sorabilir miyim acaba? Nasıl görünüyormuşum? Bence okula gitmek için fazla süslü değil misin? Ben okul için süslenmedim ki babacığım. Kaan için süslendim. En azından dürüstüm babacığım, değil mi? Sen kaç yaşındasın bakayım? 7 oldum. Daha 6 sayılırsın. Bugüne kadar hikayesini anlattığın Kaan, şu anda senin neyin oluyor bakayım? İlk aşkım. Son aşkım olup olmayacağına zaman karar verir. Bana bak. Ben senin babanım, tamam mı? Benimle doğru dürüst konuş. Biraz utanman gerekmiyor mu benimle konuşurken? Çekinmen gerekmiyor mu? Ama baba, sen benim en iyi arkadaşımsın. Senden hiçbir şey saklayamam ki. Sen sormadan söyleyeyim. Şu anda sadece birlikte şarkı söylüyoruz. O bana çok güzelsin diyor, ben ona çok yakışıklısın diyorum. Karar verdik. Tam 14 yaşında el ele tutuşacağız ablamla Kerem gibi. Tam 16 yaşında Tuğçe ile abim gibi öpüşeceğiz. Korkma babacığım, biz akıllı ve ahlaklı çocuklarız. Ah servis, seni seviyorum anneciğim. Seni de seviyorum babacığım. Güle güle Firuze abla.
Dostum, bu ne gelim ya? Yani olacak iş değil. Vallahi olacak iş değil. Ya ben psikiyatriste gideceğim ya da çocukları götüreceğim. Nedir sorun? Çilek. Yani her zamanki sorun diyebiliriz tabii. Ha, o zaman soruyu düzeltiyorum. Şöyle sorayım. Tatlı Bela'nın bu seferki marifeti nedir Sadık Bey? Sınıfta bir oğlana aşık olmuş. Ya altısını doldurmadı daha ya. Şu kadar, bit kadar olacak iş mi? Dostum, abartıyorsun sen ya. Ya bizim de o yaşlarda ilk aşkımız olmadı mı? Sen gül bakalım, senin de kızın var. Büyüyünce göreceğiz. O zaman da ben sana böyle ha 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 diye güleceğim ya. Evet çocuklar, karışık olarak yerleştirdiğim bu kelimeleri düzgün bir sıraya koyup doğru şeklini defterlerinize yazacaksınız, tamam mı? Tamam öğretmenim. Benim yazarken gelmiyor, yumuşak kelime yapacağım. Pekala, teneffüsten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çıkabilirsiniz. Kantine gidelim mi? Yok Buket, ben gelmeyeceğim. Bu tarafı sınıfta kalacağım. Sonra yanıma geliyorsun. Kimse anlamasın diye. Neyi? Aramızda bir şey olduğunu. Var mı? Yok mu? Aslında sen utanma diye yanına gelmiyorum. Ben utanmıyorum ki. Evdeki herkes seni biliyor. Sınıf arkadaşlarımdan mı saklayacağım? Ne? Benden evdekileri bahsettin mi? Evet, annemle kardeşlerim zaten biliyordu. Bu sabah babama da söyledim. Ne dedi peki? Biraz kızdı. Söylemedim mi 14 yaşına gelmeden el ele tutuşmayacağız? Ancak 16 yaşında öpüşeceğiz diye. Söyledim. Bence ona daha da kızdı. Ya ayıp bir şey yapmıyoruz ki. Yumuşak G yazmasını bilmiyorum ama aşk ne demek biliyorum. Peki neymiş aşk? Akıla giderken birisi için en güzel takıları takmak. Aa, sen çocukluk resimlerimi getirdim. Göstereyim mi? Göster. Bak, burada 3 yaşındayım. Burada da 3 yaşındayım. Hadi ayırayım. Tamam, sağ ol. Ne haber? İyidir senden? İyiyiz. Buket, Çilek nerede? Kantinde. Kaan'la birlikte değil mi? Sınıftalar mı? Kantindeler. Ben o bücüreye göstereceğim. Ya Cem, saçmalama, rahat bırak çocukları. Kerem bitti, şimdi de Kaan başladı. Bana vakit kaybettirmeyin. Sınıftalar mı, kantindeler mi? Kantindeler. Demek ki sınıftalar. Ay, özür dilerim Ceylin abla. Senin suçun değil Buket. Hadi suça gidip şunları ayıralım. Ay. Bak burada 4 yaşındayım. Doğum günüm de çekildi. Hep 4-5 yaşındasın. 2 yaşındayken, yani bebekken çekilmiş resmin yok mu? Yok.
Niye? Sen kendi sırana geç bakayım. Efendim Cem abi? Sana kendi sırana geç dedim. Ya niye kızıyorsun ya? Sen kendi sıranda oturacaksın, Çilek kendi sırasında. Abi karışma, beraber fotoğraflarına bakıyoruz. Sen karışma. Asıl sen benimşime karışma. Ya Recep. Cem, ders başlıyor canım. Tamam öğretmenim. Seninle teneffüste görüşeceğiz. Seninle de yerden bitme. Cem. Pardon öğretmenim. İyi ders. İyi ders. Çilek, bana burada neler olduğunu anlatır mısın lütfen? Çok özür dilerim öğretmenim ama şimdi anlatamam. He, ben anladım öğretmenim. He, ben anlamamışım öğretmenim. (Gülüyor)